ikindi şua mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesela iktidarsız ve ihtiyarsız bir yavrunun imdadına umulmadık bir yerden, yani kan ve fışkı ortasından beyaz, safi, temiz bir süt göndermek olan cüz'i fiil ise yavaş yavaş meseleyi hazmede ilerleyelim. İlk önce mezkur beyanın 3 noktası üzerinde biraz tefekkür edelim. Üstadımız dedi ki iktidarsız ve ihtiyarsız bir yavrunun imdadına. Yavru son derece acizdir. Dünyaya yeni gelmiş değil, ihtiyacını karşılamak, ihtiyacının ne olduğunu dahi bilmez, ayakları üzerinde bile duramaz. Ne sütten haberi vardır ne de sütün validesinin sinesinde olduğundan, böyle aciz ve fakir bir vaziyetteyken ona ilham edilir de annesinin sinesine yapışır, o sine ona bir süt çeşmesi olur. İktidarsız ve ihtiyarsız olan yavrunun imdadına işte böyle koşulur. Sonra üstadımız dedi ki umulmadık bir yerden, yani kan ve fışkı ortasından, şu dünyaya başka bir alemden gelmiş ve ineğin süt verdiğini hiç görmemiş olsaydık, bize bir bardak süt içirseler ve deseler ki hadi dünyayı gez ve bu sütün nereden çıktığını bulmaya çalış. Acaba sütün inekten ve koyundan çıktı hiç aklımıza gelir miydi? Vallahi 40 sene dünyayı gezsek ve sütün kaynağını bulmaya çalışsak aklımıza bir ineğin midesi gelmez. İşte süt böyle umulmadık bir yerden, kan ve fışkı ortasından çıkıyor. Sonra üstadımız dedi ki beyaz, safi, temiz bir süt göndermek. İnek yeşil otla besleniyor, sonra bembeyaz bir süt çıkarıyor. Bu süt de kan ve fışkı ortasından çıkıyor. Buna rağmen içinde hiçbir kirlilik eseri gözükmüyor. Evvela bu yeşil ot nasıl beyaz renge büründü, süt nasıl oluştu, kanın ve fışkının pisliği süte niçin bulaşmadı? Bu sorulara daha bilim cevap veremedi. Biz ise elhamdülillah cevabı biliyoruz. Allah yarattı ve süt böyle bembeyaz oldu. Bütün bu anlattıklarımıza Kur'an şöyle işaret ediyor. Estaizu billah ve inne lekum fil en'ami le ibra. Şüphesiz en'amda, yani koyun, keçi, inek ve deve gibi hayvanlarda sizler için bir ibret vardır. Nusgikum mimma fi buduni. Onların karınlarından size içiririz. Min beyni fersin ve dem, kan ve fışkı arasından lebenen halisa, halis bir süt, saigan lişşaribin, içenlerin boğazından kolayca kayan. İşte Kur'an sütü böyle anlatıyor. Eğer bir süt verme hadisesini bir koyunda ya da bir inekte düşünürsek bu fiil cüz'i bir fiil olur. Cüz'ilikte kaldığı için de Allah'ın cemalini ve kemalini tam manasıyla gösteremez. Peki bu cüz'i fiil nasıl küllileşir? Üstadımız bunun yolunu şöyle gösteriyor. Tevhid nazarıyla bakıldığı vakit birden bütün yavruların pek çok harikulade ve pek çok şefkatkârane olan külli ve umumi iaşeleri ve validelerini onlara musahhar etmeleriyle rahmet-i Rahman'ın cemali la yezalisi, kemali şaşa ile görünür. Bir koyunda gözüken süt verme hadisesine tevhid aynasını tuttuk. Birden bu aynada süt veren bütün koyunlar yan yana temessül etti. Sonra inekler, develer, keçiler ve süt veren bütün hayvani valideler bu aynada temessül etti. Sonra nevi beşerin anneleri bu aynada gözüktü. Hatta incir gibi bir kısım ağaçlar yavruları hükmündeki meyvelerini süt ile beslerler. Bunlar dahi aynamızda temessül etti. Bu temessül ile o cüz'i fiil küllileşti ve yeryüzü kadar büyüdü. Evet, basit bir koyunda gördüğümüz süt verme fiiline tevhid dürbünüyle baktığımızda o cüz'i fiil birden küllileşmekte, bütün yavruların harikulade bir tarzda ve şefkatkârane bir surette iaşeleri gözükmektedir. Yine validelerinin onlara musahhar olup onlara hizmet etmesinde Allah'ın rahmeti ve şefkati geniş bir surette gözükmektedir. Süt veren ve yavrusuna musahhar olan tek bir validede Allah'ın cemali ve kemali damla misal gözükürken, bütün valideler tevhid aynasına aksettiğinde Allah'ın cemali la yezalisi, yani Allah'ın baki ve sonsuz güzelliği kemali şaşa ile görünür. Peki süt verme hadisesine tevhid aynasını tutmasaydık ne olurdu? Bu soruya üstadımız şöyle cevap veriyor. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cemal gizlenir ve o cüz'i iaşe dahi esbaba ve tesadüfe ve tabiata havale edilir. Bütün kıymetini, belki mahiyetini kaybeder. Eğer o cüz'i fiile vahdet gözlüğüyle bakmazsak, tevhid aynasını tutmazsak Allah'ın cemali ve kemali gizlenir. Şöyle ki, bir damla da güneşi gösterip tecellisine ayna olur. Ama diyemez ki ben de deniz gibiyim, deniz gibi güneşi gösterip tecellisine ayna olurum. Böyle diyemez, çünkü cirmi buna müsaade etmez. Aynen bunun gibi bir koyunun süt vermesinde de Allah'ın cemali ve kemali gözükür. Ancak koyun diyemez ki ben insani, hayvani ve nebati bütün validelerin toplamda gösterdiği cemal ve kemali ilahiyeyi tek başıma gösterebilirim. Böyle diyemez, çünkü cirmi buna müsaade etmez. Eğer biz tevhid gözüyle o cüz'i fiile bakarsak, o cüz'i fiil diğer kardeşleriyle birbirine omuz vermeye ve birbirine dayanmaya başlar. Bununla da o cüz'i fiil cüz'ilikten çıkıp bir külliyet kesbeder. Yani bir damla iken deniz olur. Bu sayede de Allah'ın cemali la yezalisi kemali şaşa ile görünür. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa Allah'ın cemali ve kemali gizlenir. O cüz'i fiil dahi esbaba ve tesadüfe havale edilir. Yani bu sütü koyun yaptı, inek yaptı ya da kendi kendine olduğu gibi sözler söylenir. Bununla da o cüz'i fiil bütün kıymetini ve mahiyetini kaybeder. Demek tevhid Allah'ın cemalinin ve kemalinin kemali şaşa ile gözükeceği bir aynadır. Her cüz'i hadiseye bu aynayı tutmalı, o hadiseyi cüz'ilikten çıkarıp küllileştirmeliyiz. Bir sonraki dersimizde bu meselenin ikinci misalini mütalaa edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun.